birlikte çay içti. Büyük Birlik Parti lideri Mustafa Destici Adana'da konuşuyor. Sevgili seyirciler, ekranlarınıza getiriyoruz. Bunu hepimiz iyi bileceğiz. Bugün bir başka cemaate, yarın bir başka cemaate. Bakın ne dediler? Lider Türkiye dediler. Beşinci olarak lider Türkiye. Allah aşkına soruyorum. Hangi liderlikten bahsediyoruz? Libya'yla Libya gemilerimizi vuracak düzeye geldi. Mısır ilişkiler bitti. Suriye, Irak, Yunanistan adalarımızı işgal ediyor bir bir. Hükümetten hiç ses yok. Rusya Kırım'ı ilhak etti. İlhak. Sayın Cumhurbaşkanı bu ilhakın üzerine Putin'i sarayda ağırladı. Adam da baktı ki buradan ses yok. Nasıl olsa burada dediğim gibi uysal birisi var. O sadece içeriye bağırıp çağırıyor. Adam gitti sarayda, nasıl ağırlandıysa artık döndü ecdadımızı, Osmanlı'yı soykırımcılıkla suçladı. Nasıl lider bir ülke? Türkiye dışarıda itibarsız bir hale getirildi. Ve evet, bu hükümet başarısız ama en başarısız olduğu alan da maalesef dış politika değerli arkadaşlar. Halbuki bir millet için, bir ülke için, bir devlet için dış politika en önemli işidir. Milli bir politikadır ve başarılı olsa, doğru işler yapsa hepimiz onun yanında dururuz. Bakın, terörü sonlandıracağız dediler. Terörü sonlandıracağız dediler. PKK'yı meşrulaştırdılar. Öyle meşrulaştırdılar ki adam fiili özellik ilan etti ve bölgede mahkemeler, vergi daireleri kendi kolluk güçlerini oluşturdu. Ne diyor? Gayri safi yurt içi milli hasılayı artıracağız dediler. Dövizi artırdılar ve gayri safi milli hasıla aşağıya doğru düştü. İşsizliği sona erdireceğiz dediler. İşsizlik zirve yaptı. Tarımsal üretimde ilk beşe sokacağız Türkiye'yi dediler. Maalesef tarım çöktü. İşte Çukurova'dayız. Çukurova'da pamuk bitti. Evet, pamuk bitti. Maalesef çiftçimiz, üreticimiz, buğday üreticimiz, tahıl üreticimiz, meyve sebze üreticimiz gerekli desteği alamadı. Hayvan üreticilerimiz gerekli desteği alamadı ve şu anda dönüyor. Tarım Bakanı ve hükümet çiftçimizi ve üreticimizi tehdit ediyor. Patates üreticisine diyor ki ithal ederim diyor. Burada fıstık üreticisine diyor ki ithal ederim diyor. Buğday üreticisine diyor ki ithal ederim diyor. İthalle tehdit ediyor. Halbuki desene kardeşim gel, senin derdin ne? Çözüyüm demiyor. Halbuki çözüyüm demesi lazım. Hayvancılıkla ilgili de şimdi ne diyor? Limuzin getireceğim diyor, limuzin. Ya kardeşim, sen sarayda oturmaya alışmış olabilirsin. Özel uçaklara binmeye alışmış olabilirsin. Limuzine binmeye alışabilirsin. Limuzin etine de alışık olabilirsin. Ama bizi bozar. Bizi bozar. Biz Toros yaylasında yetişmiş kuzu eti isteriz. Toros yaylalarında yetirmiş dana inek eti isteriz. Biz helal isteriz, helal. Evet. Biz Türk patatesi isteriz. Türk karpuzu, Adana karpuzu isteriz. Evet. Şimdi bakın başka ne demişler? Ha. 100 bin kişiye 100 TL'ye ev vereceğiz demişler. Vermediler. Verdiler mi? Vermediler. Bakın değerli arkadaşlar, iki tane şeyi yapmışlar. Bir tanesi demişler ki susuz belde bırakmayacağız. Susuz belde. Bırakmadılar. Beldeleri kapattılar. Susuz belde de kalmadı. Beldeleri kapatınca susuz belde kalmadı. Allah'ım dostum. Bir de demişler ki 10 tane marka oluşturacağız. Marka dünya çapında. 10 marka. Biz de sandık ki 10 marka deyince üreten, teknolojik, gerçekten dünyanın ekonomisine, Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak markalar sandık. Ama evet, 10 tane marka ürettiler. Peki neymiş bu markalar? Bir, kaçak saray.
Birinci marka Kaçak Saray, evet. İkinci marka bu sarayın dalgavukları. Bu sarayın dalgavukları çeşit çeşit her gün televizyonda izleyebilirsiniz. Kimi soytarlık yapıyor, kimi iftira atıyor, müfterilik yapıyor, kimi dalgavukluk yapıyor. Üçüncüsü meşru PKK. PKK markası. Daha önce terör örgütüydü, şimdi meşru PKK. Üçüncüsü, dördüncüsü helal yolsuzluk. Helal yolsuzluk nasıl yapılır? Bunun patentini aldılar, bunu markalaştırdılar. Helal yolsuzluk nasıl yapılır? Beşincisi, Rıza Zarrab ve Beslemeleri. Bu da yeni bir marka. Yakında sinema filmi de oynatılacak. İki kitapları da çıkacak. Altıncısı Bakara Makara. Altıncısı bu. Altıncı markaları bu. Yedinci markaları ayetli pasta. Dünyanın hiçbir tarafında yok. Ayetli pastalar. Sekizincisi belediye alanına Kabe'li tavaf. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Mekke'ye, Medine'ye gitmenize gerek yok. İstanbul'a gidin, belediyenin bahçesinde Kabe'nin etrafında tavaf yapabilirsiniz. Dokuzuncusu türbe kaçırma operasyonu. Bir türbe nasıl kaçırılır? Gece yarısı bunu markalaştırdılar. Onuncusu da fiyakalı, yüksek maliyetli TRT dizileri. Evet, milleti oyalamak için TRT dizileri. Değerli arkadaşlar. Evet. Evet, faizi helal ettiler. Rüşveti mübah hale getirdiler. Yolsuzlukları mübah hale getirdiler. Bunlara hep birlikte 7 Haziran'da dur diyecek miyiz? Evet. Değerli arkadaşlar. Bakın. Evet, evet. Bakın. Değerli arkadaşlar. Bakın. Sayın Başbakan'a buradan Adana'dan sesleniyorum. Sayın Başbakan miting alanlarında tırnak içerisinde bir paralel masalı mavrası tutturmuş, habire onu anlatıyor. Ben Sayın Başbakan'a diyorum ki bırak bu tırnak içinde paralel masalını mavrasını da sen Müslüman bir ülkede zinayı nasıl serbest bıraktın bunu bir anlat. Bu fetvayı nereden aldınız? Bunun fetvasını kim verdi size? Bunun fetvasını size kim verdi? Ben İmam Hatip mezunuyum. İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Yüksek lisansta yüksek lisans doktora eğitimi yaptım. Ben böyle bir şeye rastlamadım. Domuz etini %99'u Müslüman olan bir ülkede marketlerin raflarına koyarken fetvayı kimden aldın Sayın Başbakan? Sen bunu anlat. Bunun cevabını ver bunun. Evet. Rüşveti nasıl meşrulaştırdınız? Yolsuzluğu nasıl mübah hale getirdiniz? Faizi nasıl mübah hale getirdiniz? Devlet eliyle kumar oynatmayı nasıl mübah hale getirdiniz? Sürdürdünüz. Sen bunu anlat bunu. Bunun cevabını ver millete. Bunun cevabını ver. Boş ver. Hukuksuzluk varsa bir ülkede polisin içinde, askerin içinde, yargının içinde hukuk onun cezasını verir. O sizi ilgilendirmez. Siyasetçi olarak hukukun işine sizin karışmanız yargıya müdahaledir. Bırakın onları hukuk halletsin. Ama sen kendi icraatının hesabını ver. Kendi icraatının. Bu ülkede eğer sizin iddia ettiğiniz gibi bir paralel yapı varsa o da sizin eseriniz. Sizin eseriniz. Sizin. Siz kendinizi aklayamazsınız. Siz sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz. Sizin saf olmadığınızı da bu millet biliyor. Menfaatinize gelen işlerde maşallah cin gibisiniz. Cin, cin. Evet. Maşallah. Evet. Sayın Başbakan
Sen bırak bu paralel masalını da yurt dışına çıkarılan paralardan bahset. Devlet bankalarından bir takım yandaş şirketlere verdiğiniz kredilerin akıbetini anlat bu millete. Yüzde kaçı yurt dışına çıkarıldı? Şu son bir ay içerisinde, son bir ay içerisinde paletlere yüklenen eurolar uçakla hangi ülkeye gitti? Kimin paraları kime gitti? Sen bunun hesabını ver. Sen bunu ver, bunu. Çık bunu versen. Bakın ben buradan soruyorum. Bu devlet sizin iktidarınızda, bakın 1 milyonluk demiyorum, 5 milyonluk demiyorum, 10 milyonluk demiyorum, 50 milyon ve üzerindeki ihaleleri kime verdi? Sen çık bunu anlat. 50 milyon üzerindeki devlet bankalarından krediler kime verildi ve akıbetleri ne oldu? Sen bunu anlat Sayın Başbakan, sen bunun hesabını ver, bunun. Sen Dışişleri Bakanıydın. Kırım, Rusya Kırım'ı nasıl ilhak etti ve sen sustun pustun, sen bunun hesabını ver. Suriye'de Suriye'yi özgürleştireceğiz, demokrasiye kavuşturacağız diye Bayan Clinton'un oyununa nasıl geldiniz, İngiliz oyununa nasıl geldiniz de 300 bin tane Müslümanın kanına girdiniz, sen bunun hesabını ver, bunun. Bunun hesabını ver sen, bunun. Evet. Başbakan ya.